kahvaltı dünyasına, maviye bir tutkum vardı. Bu yüzden gerekli eğitimlerimi alarak Advanced Adventure seviyesinde dalıcı oldum. Su altında resim yapma fikri bana sunulduğunda aşırı derecede heyecanlandım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir Ar-Ge çalışmasından sonra Dalyan'da 40 metrede 60 dakika tüplü dalarak resim yapmaya karar verdik. Gerekli ekipmanlarla birlikte ben, buddy'm ve beni görüntüleyecek arkadaşım birlikte Dalyan'da dalış yaptık. Nasıl olur, nasıl biter diye düşünürken bu kadar zor olacağını düşünmemiştim aslında. Çünkü hem dalıyorsunuz, hem kulak eşitleme, hem suyun altında ekipmanları, malzemeleri taşımak derken uygun bir yerde konuşlandık ve ben ekolojik dengeye ve sualtı dünyasına zarar vermeyecek boyalarla, dağılmayacak boyalarla resim yapmaya başladım. Su üstüyle kıyasladığımda inanılmaz heyecanlandım. Çok çok daha zor olduğunu düşündüm ama zaten bunu dünya çapında çok yapan insan yok. O yüzden benim ilgimi çekti. Malzemelerin kontrolü, bu süreç, normalde çalıştığım bir portreyi yapmaya başlamam ve görüntülendiğimi bilmek inanılmaz heyecanlıydı. Belli bir süre sonra o heyecan gitti. Tıpkı kendi atölyemde çalışırmışçasına, ahenkli bir şekilde hava kabarcıklarının sesi eşliğinde 40 dakika resmimi yaptım. Ekiple birlikte yukarı çıktığımızda teknedeki arkadaşlarım büyük çığlıklar ve alkışlar eşliğinde beni karşıladılar. İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Çünkü bunu dünyada yapan çok az sayılı insan var. Ve ben hayatımda resim dünyamla sualtı dünyasını birleştirecek bir nokta bulmuştum kendime. Çok mutluyum.